Peki İbrahim Bey, bu gözüme çarptı. Nedir bu? Evet, nedir bu? Çok güzel bir soru. Sordunuz. Evet, cevap verelim. Bu gördüğünüz alıç. Alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu 90 çeşit alıçtan sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Yani çayı içilirse kat damar rahatsızlığına iyi gelir. Fakat çayından daha çok bunun yaprak ve çiçeği meyvesi değil. Etkili olan kısmı yaprak ve çiçeği. %50 yaprağı, %50 çiçeğinin ekstraktı kalp damar rahatsızlarına karşı dünyada en etkili bitkidir bu. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Bu benim yazmış olduğum 3 ciltli kitapta bununla ilgili çok geniş araştırma var. Mesela 1991-1994 yılı içerisinde 3 yılda dünya çapında 14 klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasına 741 kalp zafiyeti, koroner kalp zafiyeti, kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, tıkanma nedeniyle ortaya çıkan koroner kalp yetmezliği, kalp kaslarının beslenmemesi nedeniyle ortaya çıkan kalp zafiyeti gibi rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiş. Alıç bitkisinin yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrak. Yani neden ekstrak ot yaprak ve çiçeği değil de ekstrakt? Ekstrakt çünkü alıcın birleşimindeki etken madde %5. Siz yaprak ve çiçeğinin çayını içerseniz etkili, güzel. Fakat basit rahatsızlıklarda yaprak ve çiçeğinin çayı içilebilir. Ağır vakalarda mesela damarları tıkanmış vatandaşın %60, %70, %80, %90. Yaprak ve çiçeği yeterli değil. Ne gerekir? Ekstraktı. Ekstrakt ne demek? Alıcın yaprak ve çiçeğinin destilasyonla özütünün yani etken maddenin alınarak kullanılması. İşte biz bununla da ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir bu özel bir formül? Alıç forte. Özel bir formül. Bu formülün içerisinde alıç yaprak ve çiçeğinin ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, oğul otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı. Yani 19 Çeşit çeşit bitki var. bitkinin ekstraktı. Ama bitkinin, şimdi şöyle, Türkiye'de maalesef çok yanlış yapılıyor. Yani bana gelen vatandaşlara bazen gösteriyorum. Bazı vatandaşlar da geliyorlar bana, hastalar geliyor. Ben şu hapı kullanıyorum, ben şu drajeyi kullanıyorum, ben şu kapsülü kullanıyorum. Ne diyorsunuz diyorlar. Açıyoruz, bakıyoruz. Aa, çok meşhur firmalar Türkiye'de bitki üreten, bitkisel gıda takviyesi üreten firmaları damla, draje, kapsüllerini açıyoruz, bakıyoruz içine ot doldurmuş, çöp doldurmuş. Olmaz. Yani insan sağlığıyla oynayamazsınız. Evet. Para kazanmak için bu yapılmaz. Doğru. Yani insanlara saygı duymak gerekir. İnsanların sağlığıyla oynamamak gerekir. Birçok meşhur firma, Türkiye'de yüzlerce şubesi olan firmalar dahi, hatta ben bunlardan birkaçının kapsülünün açıp fotoğrafını çektim, internette yayınladım. Doğaltedavi.net'te yayınladım. Vatandaş mesela kullanmış, hiçbir etkisini görmemiş. Göremez. Çünkü yaprak ve çiçeğini öğütürseniz ve bundan damla, draje, kapsül yaparsanız etkisi %1'dir, %2'dir. Ekstraktının damlasını, drajesini yaparsanız etkisi %100'dür. Dünyada ilk, Türkiye'de yapılıyor bu yanlış. Bitkisel ürün diye böyle bu tür işe giriyorlar. Maliyeti çok ucuz. 1 liraya bir kutu kapsül üretiyorlar. 1 liraya, 2 liraya, 150 liraya satıyorlar. Peki İbrahim Bey, biz bunu nasıl anlayacağız? Anlayamazsınız. Çünkü anlamak zor. Niye? O Alacaksınız zaman kapsülü, ezeceksiniz, bakacaksınız bitkisel mi, değil mi, bitki öğütülerek toz haline getirilmiş mi, ekstrak mı? Onu ancak uzman kişi anlar. Çok ince öğütüp toz haline getiriyorlar. Bilemezsiniz. Bir böyle bir problem var. Bir de bazıları bitkisel diye takşiş yapıyorlar. Takşiş
Çinliler yapar takşişi. Genellikle Türkiye'de de birkaç tane Çinli var maalesef. Ne yapıyor? Bitkisel gıda takviyesi ürettim diyor. Bitkisel dediği ürünün içerisine kimyasal kan sulandırıcı toksik madde katıyorlar. İnsan sağlığıyla oynayan bu tür insanlar hakkında şikayetimvar.com.tr isimli siteye girin bakın. Yüzlerce şikayet görürsünüz. Şikayetimvar.com.tr. Evet. Şikayetimvar.com.tr'ye girin bakın. Hangi firma hakkında şikayet var görürsünüz. Ha. O zaman araştıracaksınız, buradan ulaşabiliriz. Bakacaksınız. Şikayetimvar.com.tr, şikayetimvar.com.tr gibi sitelerde bazı firmaların yapmış olduğu insan sağlığını tehlikeye atan şeyler var. Davranışlar, para kazanmış her şeyi yapanlar var. Bunun önüne geçmek gerekir. Yani bu sağlıkta olmaz. Her şeyde düzenbazlık yapanlar var. Bu sağlıkta asla bunun önüne geçilmesi gerekir. O zaman sevgili seyircilerimize diyoruz, şikayetimvar.com'dan araştırın. Şikayetimvar.com.tr. Teşekkürler. Şimdi kalp damar zafiyetiyle ilgili 940 kardiyolog, yani kalp damar hastalıkları uzmanı 3664 hasta üzerinde koroner kalp yetmezliği, yani kalp damarları, kalbi besleyen 3 ana damar var. Bunlara koroner, yani taç damar denir. Kalbi besleyen ana damarlar. Bu damarlarda yağlanma, daralma ve tıkanma, pıhtı oluşması nedeniyle kan akışı azalırsa ne olur? Kan akmayan noktalarda yavaş yavaş dokular ölür. Aynı kalp krizi sonucu vatandaş da ölebilir. Yani tehlikeli olabilir. Stent takılması gerekebilir. Bu gibi ağır vakalara dahi çok özel bir formülü geliştirdik. İşte bu formül alıç forte, 19 çeşit bitki ekstrak içerir. Vatandaş ameliyat olmadan dahi, anjiyo yapılmadan, stent takılmadan tedavi olabilir. Mümkündür. Peki İbrahim Bey, biz bunu aldık. Ne kadar kullanmalıyız? Ne şekilde kullanacağız? Evet, güzel bir soru. Hastaya göre, hastalığa göre, kronik veya akut oluşuna göre değişir. Yani kişi vardır, rahatsızlığı 5 yıldır 3 ay kullanması gerekir. 15 yıldır 4 ay kullanması gerekir. 6 haftadır rahatsızsa 1 ay yeterli. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Şimdi vatandaş beni arıyor. Diyor ki çok ağır bir hasta. Nedir? Beyincik küçülmesi, küçük beyincik iltihaplanmış. Denge problemi var. Birçok hasta iyileştirdik biz hamdolsun. Bu vatandaş diyor ki bana etki yapmadı. Kaç ay kullandınız diyorum. Bir hafta kullanmış. Bir haftada ne olacak? Biz bir haşa, yani biz elimizde Hazreti Musa'nın asası mı var? Okus pokus yapmıyoruz. İnsan sağlığı, o hastanın bir süreci var. 10 yıl, 15 yıl bu rahatsızlığı çekiyor. Bir hafta geçmiş, ben iyileşmedim. Ya acele etmeyeceksiniz. Hastalık ağır. 3 ay, 4 ay süreç gerekir. Mesela Adem Bey ilk öğretim okulunda edebiyat öğretmeni, 22 yaşında aort kapakçığından ameliyat olmuş. Aort kapakçığı kireçlenmiş ve ameliyat olmuş. Buraya teneke bir kapak takılmış. 15 yıl bununla yaşamış. 15 yıl halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, hemen uyuyor. Hiçbir sportif faaliyete katılamıyor vesaire. 37 yaşına gelmiş. 37 yaşında ikinci bir kalp rahatsızlığı ortaya çıkmış. Mitral kalp kapakçığında problem, ameliyat olması gerekir. Açık kalp ameliyatı, bu daha ağır bir ameliyat. İnternetten araştırmış, beni buldu. Dedi ki İbrahim Bey, mitral kalp kapakçığından ameliyat olmam gerekiyor 6 hafta sonra. Ne öneriyorsunuz? İksir, aloe vera jel, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta kullanın bakalım ne olacak? 6 hafta kullandı. Doktorlar dediler ki ameliyata gerek kalmadı. Neden? Hiçbir problemi yok. Yani bırakın koşmayı, yürümekte zorlanan vatandaş oğluyla şimdi birkaç kilometre koşabiliyor. Çok güzel. Ve benim için doğal tedavi nokta.net'e şiir yazmış.
Bu evet. Ilıç forte ile değil mi İbrahim Bey? İksir, aloe vera jel, ilıç forte, sinir lot forte, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. Hastalığa göre, değişiyor. Rahatsızlığa göre, mesela bağırsakta problem varsa sinir lot forte de gerekir. Yüksek tansiyonda ilıç forte, düşük tansiyon problemi varsa biberiye forte. Evet. Karaciğer yağlanması varsa enginar forte. Yani enginar, karaciğer yağlanması dedik. Şimdi bu gördüğünüz bitki evet, de... Evet sevgili seyirciler, İbrahim Bey'e ulaşmak için 0212 621 21 65 ve 66 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Buyurun İbrahim Bey. Evet, enginar dedik de bu vatandaşa enginardan bahsediyorum. Aa ben çok enginar yiyorum diyor bazıları. Hatta 2-3 hafta önce bir beyefendi geldi bana diyor ki ben diyor bir buzluk dolusu 200 kilo enginar almış. Enginar ne işe yarıyor İbrahim Bey? Çiçek tabanı. Yani onun zebzesini yiyor. Enginar ne işe yarar? Enginar evet nerede? Enginar kal burada olacak. Şu İbrahim Bey sanırım. Enginar değil o zencefil. Enginar karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitki. Enginarla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda kolesterol, lipid, trigliserit 6 haftada tamamen bu gördüğünüz enginar işte. 6 haftada tamamen normallaştırdığı klinik araştırmalar belgelenmiştir. Bu Almanca bir dergi, akademik bir dergi. Üniversiteler arasında akademisyenler için çok özel bir dergi. Magazin dergisi değil bu. Dünya çapında klinik yapılan klinik araştırmalar bahsedin. Mesela burada enginarla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan bu klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Kolesterol, lipid, trigliserit kısa sürede karaciğer yağlanmasını önlediği, karaciğerin alete, asete değerlerini kısa sürede normale döndürür. Bu vatandaşın birisi Mevlüt Bey doktora gitmiş, doktora demiş ki beyinde hipotalamusun altında orta beyin altında hipofiz bezesi var. Sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Fakat hipofiz bezesi bütün vücudumuzda salgılanan hormonların orkestra şefi gibidir. Hangi hormondan ne kadar neyin salgılanmasını bu hipofiz bezesi yönlendirir. Hipofiz bezesindeki salgılamış olduğu hormonlar bu yönlendirir. Hipofiz bezesinin sapında çok küçük bir mikroadenom oluşmuş. Mikroadenom. Bu mikroadenom nedeniyle beyefendideki prolaktin hormonu yani kadınlık hormonu erkeklerde olmasının gereken 3 katına, kadınlardaki hormonun dahi 3 katına çıkmış. Fırlamış, 38'lere çıkmış. Doktoruna gitmiş, doktora demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz. Fakat bu mikroadenom 6 ay sonra, 1 yıl sonra yine çıkar. Ne olacak? Bununla yaşayacaksın demiş doktor. Bununla yaşanır mı? Yaşayacaksın. Erkeklerde prolaktin hormonu yüksek olursa cinsel fonksiyonlar azalır. Şimdi bu vatandaş da ne yapmış? Üzüntüden evden dışarı çıkmıyor. İşi gücü bırakmış. Yiyip içip yatıyor. Televizyon seyrediyor. Yiyip içeri yatıyor. Yiyip içeri yatıyor. Bir gün televizyonda beni görmüş. Aa bu adam inandırıcı demiş. Aramış beni. Dedi ki İbrahim Bey evet benim böyle bir problem var. Ne diyorsunuz? Dedim buyurun gelin görüşelim. Geldi. O günde maraton vardı. Ben de maratondan geldi zannettim vatandaş. İçeri oturur oturmaz dedi ki bana dedi Selpak bir şey verir misiniz? Yüzümü sileceğim. Niye dedim? Ter su içerisinde seriliyor. Dedim siz maratondan mı geldiniz? Koşun vardı. Yok dedi. Merdiven çıktım. Böyle perişan oldum. Allah Allah merdiven çıkmakla insan bu kadar terler mi? Dedi ki 4 yıldır 5 yıldır hareket yapmıyorum. Küstüm hayata. İlk defa buraya geliyorum dedi. İlk defa buraya geliyorum. Dışarı çıkıyorum dedi. Size inandım size geldim. İyi hadi bakalım dedi. Biz ona iksir, aloe vera jel, enginar forte, sinir lot forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı. Bu özel formülleri buna beyefendiye sunduk. 6 hafta sonra görüşeceğiz. 6 hafta sonra geldiğinde burada raporları var. Şimdi bunu karıştırıp bulmak biraz zaman alır. Doğaltedavi.net'te isteyen görebilir.
6 hafta kullandıktan sonra bütün değerleri, karaciğer yağlanmış, yıllardır çalışmamış. Karaciğer aletesi, AST'si fırlamış, kolesterolü fırlamış, şekeri yükselmiş. Bütün değerleri 6 hafta içerisinde normala döndü. Karaciğer yağlanması diye bir problemi kalmadı. Kalmadı. Evet. Enginar, Forte Enginar dünyada karaciğer yağlanmasına karşı en etkili bitkidir. Yüzlerce klinik araştırması var. İbrahim Bey, aslında bitkiler, şifalı bitkiler bir insanlık tarihi kadar eski. Günümüze kadar da gelmiş. Ama son yıllarda trend olup yükselişe devam ediyor ve sürüyor. Yani bazen öyle hastalıklar oluyor ki tıp buna cevap vermiyor. Bazen hastalık değil. Şimdi hastalıkların çoğu %98'i tedavi edilemiyor. Hastalıkların çoğu. Neden? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, romatizma, artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan, spondilit, behçet, faranjit, akne, inverze, intersiyel sistit, kronik böbrek yetmezliği. Bunlar tedavi edilebiliyor mu? Kurak çınlaması. Hiçbir şey tedavi edilemiyor. Bu hastalıklar için verilen ilaçlar ne yapıyor insanı? Rahmetli Bülent Ecevit'e kortizon verildi. Ne oldu? Adamcağız sadece Rakşan Ecevit'i hatırlayabiliyordu. Hafıza gider. Kortizon sürekli ve düzenli kişi kortizon alırsa bir, hafıza gider. Beyin yavaş yavaş süngere döner, içi boşalır. İki, kemik erir. Kemikteki kalsiyum oranı azaldığı için cam kemik oluşur, kırılgan. Rahmetli Bülent Ecevit çelik korse giyiyordu, boyundan kuyruk sokmana kadar. Ve özel asansör yapıldı. 4 kişi taşıyordu. Yani örnek veriyorum. Kortizon böbrek üstü bezelerine zarar verir. Deriyi inceltir. Kemikleri eritir. Hafızayı yok eder. Yüzü kişinin ay yüz dediğimiz şekli bozulur. Moğollara benzer. Moğollar gibi yüz işi. Yani kortizon hakkında bir kitap yazsa dahi anlatamayız. Mesela sizin bununla ilgili kortizonla ilgili kitabınızda yer alıyor mu İbrahim Bey? Evet. Şimdi ben 1980 yılından bitkilerle ilgili çalışmalara başladım. 27 yıllık bir çalışma sonucu 3 ciltlik bir kitap. 3 ciltlik bir kitap yazdık. Ve bu kitapta yayınlanan resimlere bana kendim 12 yılda 7000 bitki fotoğrafı çektim. 12 yılda. Kendim çektim. Bu bitkilerin resimlerini genellikle Frankfurt'un, Almanya'nın Frankfurt şehrinde Wolfgang Goethe Enstitüsü'nün, üniversitesinin botanik bahçesi var. %90'ını botanik bahçeden çektim. Evet. İbrahim Bey, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere bu saatte. Tekrar görüşmek üzere. Hürmetler, saygılar. Herkese merhabalar sevgili seyircilerimiz. Fırsat dakikalarıyla bir kez daha karşınızda, huzurlarınızdayız efendim. Evet, yine teknolojinin geldiği son nokta diyoruz. Sevgili Çağrı Öztürk bizlerle beraber şu dakikalar itibariyle sizleri gerçekten müthiş bir kampanya bekliyor sevgili seyircilerimiz. Malum özellikle son günlerde gündemimizden hiç düşmeyen konulardan bir tanesi aslında şu görmüş olduğunuz tablet değil mi? Sık sık gazetelerde, dergilerde, kesinlikle, televizyonlarda, ilk öğretim okullarında vesaire tablet aşağı, tablet yukarı konuşuyor sevgili seyirciler. Kesinlikle. Aslında şöyle bir durum var. Teknoloji dev adımlarla her geçen gün ilerliyor. Hı hı. Ve ben şahsen kendim, çoluğum, çocuğum, annem, babam, eşim, dostuma bu teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak isterim şahsen. Kesinlikle. Çağrı Bey. Ama Türkiye'de de şöyle bir gerçek var. Ekonomik durumumuzdan dolayı her şeye ulaşamıyoruz. Ama sevgili seyircilerimiz, sadece ve sadece sizlere özel sevgili Çağrı Bey bu tablete öyle bir kampanya yaparak karşınıza geldi ki şimdi tüm detaylarını kendisinden alıyor olacağız. Öncelikle hem merhabalar hem hoş geldiniz hem de teşekkür ediyoruz bu kampanya için. Hoş bulduk.